Ayasofya'da böyle hazin hazin bir ezan duyacaksınız inşallah. Hazreti Mehdi Topkapı'dan alacak. Peygamberimiz hırkası giydirilecek. Kılıcını beline takacak. Teberrüken. Sancağı şerifi açacak. İnşallah. Sonra gelecek Ayasofya'ya. Namaz için namaza gelecek. Tam o sırada Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam Mehdi'ye namazlık sen kılacaksın. Mehdi'nin bayağı bir uğraşması olacak yani. Mehdi aman efendim diyecek, sizsiniz, layık olan sizsiniz, İnşallah siz buyurun diyecek. O kabul etmeyecek. Mehdi buna rağmen böyle ısrar edince Hazreti İsa sırtından itecek. İterek zorla geçirecek yani, iterek. Hazreti İsa da güçlü kuvvetlidir maşallah. Mehdi de kuvvetlidir ama kardeş bunlar zaten. Hazreti İbrahim'in neslindendir her ikisi de. Birbirlerine çok benzerler. Yani halk hakikaten bayağı benzetecek. Çok yani simaen de benzerler. Görünüş olarak da, uslup olarak da çok benzerler. Mehdi'nin en belirgin, reddedilmez özelliği Hazreti İsa ile beraber kılacağı namazdır. Hazreti İsa onu sırtından iterek namaza geçirecektir. Yani omzundan, iki omzundan iterek. O siz buyurun diyecek namaza Mehdi. Hazreti İsa kabul etmeyecek. Sen imamsın, sen kıldıracaksın diyecek. Onu namaza geçirecek. Böylece Mehdi'nin liderliğini de vurgulamış olacak. Bu şekilde bir hadis var. Buna göre Mehdi'nin varlığını net anlamış olacağız.